ve Türk Futbol Federasyonu'nun açıklaması eğer savunma alınmadıysa gerçekten de Avşin Bey'in dediği gibi daha savunma verilmemişken nasıl bir ceza çıkabilir sorusu da doğru bir soru. Bakalım. Şimdi siz çok yakından takip ettiniz Sinan Ateş cinayetiyle ilgili dava. O dava şimdi iddianamenin içinin boş olduğunu herkes söylüyor. Şimdi artık başka başka isimler ortaya çıktı. O başka isimler bir şekilde gelsinler burada ifade versinler diye çağrı yapılıyor. Sizler de o çağrıyı yaptınız. Bugün Ayşe Ateş'in yaptığı açıklamalar var. Saniye Ateş'in annesinin açıklaması, Selma Ateş'in konuşması. Yani ailesinin açıklamaları şunu gösteriyor ki Sinan Ateş öldürüleceğini başından beri biliyordu ve defalarca söylüyordu. Ve açık bir şekilde ve kimler tarafından da bunun organize edildiğini ailesine açıklamıştı. Bu dava süreci nasıl gider sizce? Yarın da devam ediyor. Ve genişler mi? Ek iddianame hazırlanır mı? Şimdi tabii şu var. Bu dava nereye kadar gider? Bir kere mevcut iddianame ve mahkeme heyetinin kabul ettiği ve şu anda davaya esas teşkil eden iddianame çerçevesinde maddi gerçeklik tüm boyutlarıyla ortaya çıkması mümkün değil. Zaten iddianame benim gördüğüm, anladığım kadarıyla asıl olayın bütün boyutlarını arkadaki azmettiriciyim diye kendisini ifade eden kişinin arkasındaki güçleri bu süreç zarfında da bizim aynı zamanda özel harekatçıların tetikçi İstanbul'dan Ankara'ya getirmesi, Ankara'da motosikletle bu tetikçinin kaçırıldığı kişiler, bu arada İstanbul'a tekrar geri dönerken Ülke Ocakları Genel Başkanı'nın aracının kullanılması, aynı zamanda şu anda içeride olan Ülke Ocakları Genel Yönetiminde olan bir kişinin, bir milletvekilinin evinde bulunması, bu zaman zarfında savcıların değiştirilmesi. Sahte bir tutanak hazırlanmış olması da yani bu da ortaya çıktı. O kadar yani çok, sokakta değil, o milletvekilinin evinden aldık biz. Yani tabii yani burada o kadar çok boyut var ki. Fakat tabii şu var, 18 ay üzerine bir iddianame geldi. Bu iddianamede de gerçekten adı geçen ve maddi gerçekleri de birlikte ifade edilen isimlerin önemli bir bölümü eğer siyasi kimlik, üst düzey siyasi kimlik taşıyorlarsa ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin yönetimindelerse bunlar mesela iddianamede yok. Bunlarla ilgili herhangi bir süreç işletilmedi. Halbuki söz konusu milletvekili şu anda milletvekili değil, dokunulmazlığı da yok. İfadeye çağrılması lazımdı. Mutlaka o soruşturmaya dahil edilmesi lazımdı. Bunun ötesinde adı çokça zikredilen, yani arabası kullanılan, kendi ekibindeki arkadaşı bizzat şu anda daha da tutuklu olarak davanın en önemli sanıklarından birisi olan bir ortamda Ülke Ocakları Genel Başkanı'nın bu süreçten tamamen muaf tutulması, adeta koruma altına alınması konusu var. Diğer tarafta tabii ki Ayşe Hanım'ın bugün gerçekten Ayşe Hanım'ı böyle açık yürekliliği için kutluyorum. Gerçekten çok yakın ilgiyle izliyorum. Çünkü Ayşe Hanım çok büyük bir cesaret örneği ortaya koyuyor. Evet. Korkmadan, çekinmeden ölüm korkuları, ölüm tehditleriyle devamlı karşı karşıya çelik olmasına gerekli, rağmen korumalı. Çelik gerekli. Bize mesela bir iddianame çıkana kadar, hatta Cumhurbaşkanı kendisini kabul edene kadar kendisinin iki kız çocuğuyla aynı odada yattığını, iki kız çocuğunun o ana kadar, Cumhurbaşkanı'yla görüşene kadar korkusundan ayrı odalarda yatamadıklarını, Ayşe Hanım'ın kendisinin rahatlıkla dışarı çıkamadığını, her an tehdit altında olduğunu, diğer aile fertlerinin bu durumda olduğunu, yani korkunç şeyler bunlar. Ankara'da, Çukurambar'da, birçok siyasetçinin oturduğu bir bölgede, herkesin gözünün önünde gündüz 5 kurşunun 4'ü öldürücü bir biçimde sıkılmış olarak bir cinayet işleniyor. 3 yıldır devam eden bir süreç. Bu 18 ay öncesiyle ilgili 3 yıldır devam eden bir süreç. Yani öldürülmeden önce Ülke Ocakları Genel Başkanlığı'ndan alındıktan sonra zaten devam eden bir süreç. Ve o devam eden sürecin arka planı şeyle alakası yok. Şu anda sanıkların mahkeme heyetine anlattıkları hikayelerle uzaktan yakından bir alakası yok. Yani hikaye ne? Bir de o da çok ilginç. Nasıl bir hikaye uydurmuşlar bunlar? Hepsi tek başına hücrede kalıyor. Tek kişilik hücrede kalıyor. Ama nasıl oluyorsa şimdiye kadar birbirleriyle iletişim kurmamış kişiler adeta birbirleriyle örtüşen ortak bir açıklama yapıyorlar neredeyse. Tam bir senaryo. Birisi çıkıyor,
Hiç kimseyi karıştırmayın. Bu işin siyasi bir boyutu yok. Ben bu işin sahibiyim, azmettiricisiyim diye çıkıyor. Diğeri çıkıyor, ben tetikçiyim diyor. Arada bir husumet vardı diyor. Başka hiçbir şey yok diyor. Aramızdaki parasal bir mesele diyor. Yaralamak istiyordum ama maalesef olmadı. İşte cinayete kurban gitti. Hatta koruması olan Sinan Ateş'in koruması ve yakın arkadaşı olan kişi diyor aslında öldürücü kurşunu sıktı falan diyor. Ya tamamen bulandırmaya, manipüle etmeye ve bunun da organize bir biçimde yapıldığı çok açık. Niye? Çünkü sözde birbirleriyle hiç görüşmeyen kişiler şimdiye kadar yaptıkları ifadelerin tam tersini. Bakın şimdiye kadar bu ifadelerde bulunmamışlar. Onları da yalanladılar. Yani mahkemede bulundukları tabii yalanladılar. Onların tam tersini ve birbirleriyle hiç konuşmamış olmalarına rağmen sözde birbirlerini tamamlayıcı bir biçimde mahkeme huzurunda ifade ediyorlar. Bunun inandırıcılığı yok. Mahkeme dosyasında eksik olan daha birçok o sanık sandalyesinde oturması gereken kişiler var. Maddi gerçekler var. Bunların önemli bir boyutu tamamen göz ardı edilmiş. Dosyada yok. Dolayısıyla bu dosya elbette tamamlanması gerekiyor. Elbette ek bir iddianame hazırlanması gerekiyor. Ortada bu cinayeti işlerken, cinayeti işledikten sonra bu suçu gizleme noktasında da bir suç örgütü var. Bunun da açıklığa çıkartılması gerekiyor. Yani şu anda da bir suç işleniyor. Şu anda da bir şebeke, bir suç örgütü organize bir biçimde kimleri o kişilere mesela mutlaka bakması lazım. Savcılık soruşturma açıp bu içeride olan kişilerle kim görüştü ve o görüşen kişiler aynı zamanda diğerleriyle nasıl bir irtibat kurdu ki ortak bir senaryo hazırlandı ve bu mahkemede ortak bir hikaye olarak anlatılıyor. Dolayısıyla resmen bir tiyatro izliyoruz. Gerçekten ben hani duruşmalarda da bulundum, duruşmaları da izliyorum. Başından beri davayı da, dosyayı da, süreci de takip ediyoruz. Bir tiyatroyla karşı karşıyayız. Hukuk devleti iddiası adına utanç verici bir süreç. Hele Cumhurbaşkanı bizzat Ayşe Ateş'in kızına, yani merhum Sinan Ateş'in evladına söz vermiş. Bu sözü yerine getirmesi gerekiyor. Yani normal şartlarda ben bu cümleyi kullanmamam lazım. Evet, bir Cumhurbaşkanı'nın adalete tabii yani Cumhurbaşkanı'nın adaletle ne alakası etmesi, yani yargı bağımsızlığı. Mustafa Yeneroğlu'nun normal şartlarda kesinlikle kullanmaması ama ülke öyle bir hale geldi ki Cumhurbaşkanı istese bu iş tam manasıyla açıklığa kavuşacak. Ama Cumhurbaşkanı eğer şu veya bu sebeplerden dolayı üzerine düşeni yapamıyorsa o zaman kontrollü, kısıtlı, baştan planlanan senaryo çerçevesinde söz konusu tetikçi yargılanacak, azmettirici yargılanacak, onun dışında bu motosikletle caniyi taşıyan kişi yargılanacak. Bunun dışında etrafta olan birçok kişi, özellikle siyasi bağlantıları olan, MHP ile ve ülke ocaklarıyla siyasi bağlantıları doğrudan üst düzey yönetimli olan kişiler de sözde serbest tahliye ettirilecek. Ben böyle bir senaryo görüyorum. Çok büyük bir kötülük olur Türkiye'ye. Yani hukuk devleti iddiasına yeniden korkunç bir darbe olur ve aynı zamanda bundan sonra siyasi cinayetlerin önünü açar. Bakın şimdiye kadar çok kötü işler yapılıyordu. Ayşe Hanım'la ben bunu da görüştüm. Bakın Ayşe Hanım o kadar takdir ediyorum ki yani kendi geçmişleriyle de yüzleşebilecek noktaya gelmesini. Mesela ben kendi özel görüşmemizde de kendisine sordum ya. Baktım o kadar böyle candan içten meseleleri ortaya koyuyor ve kendisiyle barışık, kendisiyle yüzleşmiş. Dedim ki Ayşe Hanım bilirsiniz siz geçmişte de merhum kendi döneminde de Ülke Ocakları Genel Başkanlığı döneminde de insanları tehdit ediyorlardı. Ve talimatla insan da öldürülüyordu. Biz de bu tehditlerden nasibimizi almış birisiyiz. Genel başkanımız da öyle, Ali Babacan da öyle. Devamlı tweet atardı. İşte hiç düşün, yani bu düşündünüz mü, hiç şey yaptınız mı? Evet dedi Mustafa Bey, inanın dedi utanç duyuyorum dedi. Evet dedi, doğru dedi. Fakat dedi maalesef dedi bizim camiada böyledir dedi. Yukarıdan, genel merkezden talimat gelince ona uymak zorundasınız der. Aksi takdirde cezalandırılırım. Niye çok önemsiyorum biliyor musunuz? Çünkü Ayşe Ateş'in örnekliği aslında o camianın tamamına o kadar muazzam bir ders niteliğinde ki. Neden? Türkiye sevdası olan, Türkiye iddiası olan, Türkiye derdi olan, vatanseverlik derdi olan insanlar grubu çıkıp da devletin altına oyacak, hukuk devletini yok sayacak, hukuk devletinin içerisinde çeteleşmeyi teşvik edecek, hukuk yerine kendisini koyarak insanları dövdürecek bir eylem içerisine girmez. Bütün milliyetçi camia ve o partiye, o ocağa
mensup olan insanlar da bununla yüzleşmeli ve bu cinayetin açıklığa kavuşturulması ve bu ortamlar içerisinde suç işleyen insanların da bu ortamlardan dışlanmasına bundan sonrası kararlı bir biçimde duruş sergilemeleri gerekiyor. Yoksa inanın, eğer bunun üstünü kapatabilirlerse bundan sonraki süreçte bu cinayeti işleyen, işlettiren kişiler nasıl olsa bize bir şey olmuyor. Evet. Nasıl olsa yanımıza ker kalıyor diye bundan sonra da siyasi cinayetlerin önü açılacaktır ki bunu kabul etmek mümkün değil. Türkiye 40 yıldır faili meçhul cinayetlerle çalkalanıyor. Bu cinayetin failleri belli. Öbürkülerin de failleri belli de adı faili meçhul cinayetler deniliyor ya. Ama bu cinayetin saiki daha da saklı tutuluyor. Bu cinayetin saiki açık ve net olarak şu anda konuşulmayan boyutlar da var. Bakın onu da söyleyeyim. Mesela? Sinan Ateş'in siyasi iddiaları vardı. Bununla ilgili de çok boyutlar var. Siyasi emelleri vardı. Her gayet insanın olabileceği gibi siyasi herkesin iddiaları vardı. Sonuçta hani meseleyi böyle tamamen şahsi husumet veya başka boyutlar. Hayır, bunun çok çok daha başka Milliyetçi Hareket Partisi camiasında konuşulan, kendisini seven ama sesini çıkarmayan birçok insanın anlattığı çok daha başka boyutlar da var. Yani burada başka çatışmaların da aynı zamanda şu anda kamuoyunun önünde olmayan, gündemde olmayan, tartışılmayan başka çatışmaların da kurbanı olduğunu ifade eden o ortam içerisindeki arkadaşlar var. Durum bu. Şimdi Afşin Bey'e dönelim. Fatih Yaşlı'yla 3. bölümde de beraber olacağız zaten ama tabii ki bu konudaki görüşlerini merak ediyorum, konuşacağız. Az önce Mustafa Yeneroğlu dedi, Sinan Ateş döneminde de birçok kişi tehdit edildi, dövüldü.